Benim bildirimlerim açık. Aboneyim de. Herkesin bildirimleri geliyor. Seninki gelmiyor. Sorunu çözemedim. Kaç aydır da yapmam lazım. Senin buraya gelmen için bildirime ihtiyacın yok da ondan. Hissetmen yeterli. Çünkü biz böyle bir tayfayız. Evet abi, günümüzde 5 ay için bedelli yapmaya değer mi, fikrin nedir? Çok kararsız kaldım. Vallahi hiç kimde değil. Ne yapmak istiyorsan onu yapmayız. Yani benim bu konuda bir fikrim yok. Dün de söyledim. Eğer ki bir yerde aktif gelirim varsa ve işin bozulmasın, bak para bile değil, İşinden uzaklaşacaksan, dengeyi kaçıracaksan bedelli yapmak çok mantıklı. Çünkü aylık olarak aldığın bir para var ve onu hesapladığın zaman zarar endeksine koy, yani hani teraziye koy. Ama eğer ki param vardır, bana ne dersin yaparsın. Paran hiç yoktur ama o 6 ayı yapmamak için zora giriyorsundur, git yap. Yani artık ben bu insanların vatan millet muhabbetiyle bunu yorumladığını düşünmüyorum artık. Yani, abi vereyim parayı, vermeyeyim mi, ona göre falan diyor. Abi merhabalar, annemle babam dur, 2 yıldır küs ve boşanacaklar gibi. Yani bu durum biraz kötü hissettiriyor. Bir evlat annesiyle babasını barıştırabilir mi? Oğlum şu hassas konular artık bunlar. Yani ben kalkıp da bir şey yorum yaparken korkuyorum. Eskiden olsa hepsini cevaplayayım ama bir şey söylüyorum. Millet 50 tane şey söylüyor. Yok öyle bir yönlendirme yapılmaz. O zaman ben iç hissiyatımı sana söyleyeyim. Bir kere yaşın kaç tam anlamadım ama evet, biz evlatlar olarak annemizin babamızın birbiriyle küs olmalarından veya boşanıyor olmaları gerçeğinden korkarız. Çocukken hepimiz korkardık. Ben de çok korkardım ki nitekim bunları yaşayan bir insanım. Yani boşanma olmadı ama bir noktada her ailede olduğu gibi bir takım tartışmalar olur. Yalnız burada kritik bir nokta var. Büyüdükçe şunu anladım ki bazı anneler ve babalar birbirleri için uyumlu değillerdir. Bunu zorla sürdürmek veya onların aynı çatı altında birlikte yaşıyor olmaları, boşanmaya göre devam etmeleri çocuğa daha büyük zararlar doğurtabiliyor. Sen orada duygusal anlamda diyorsun ki ulan benim annem babam boşanmasında ne olursa olsun diyorsun ama onları düşünmüyorsun haliyle. Çocuksun ya, şeysin, gençsin, evlatsın. Durum bu olunca da duygusal anlamda hayır hayır diyoruz ama onlardan neler götürdüğümüzü, onları ne kadar tükettiğimizi veya o durumun onları ne kadar tükettiğini anlamıyoruz. Bu da çok doğal. Bazen arkadaşlarımda da var. Anne ve babaların sağlıklı ilişkide kalabilmesi için ve anne ve babalık görevlerini yapabilmeleri için ayrı kalmaları daha doğru olabiliyor. Bu sebeple bunun, yani benim maksimum söyleyebileceğim had budur. Daha üstüne çıkamam. Bilemem ne yaşadıklarını. Ama evet, sen evladın, o evlat olarak onların ayrılmamasını istemen çok doğal. Bunun için çaba sarf etmek istemen de çok iyi, çok doğal, çok normal bir his. Ama bir noktada ayrılırlarsa da dünyanın sonuymuş gibi düşünme. Birçok insan var annesi babası ayrı olan ve daha iyi anlaşabilen, uzaktan daha rahat iletişim kurabilen insanlar var. Böyle düşünebilirsin yani. Gerisi beni aşar. Oy bakayım abi, kamp tarzı video gelecek mi? Çok istiyorum ya. Kamp yapmak istiyorum. Kampa gitmek istiyorum. Ay keşke olsa. Barıştıramaz abi, yıpranan kendisi olur. Hayır, şu oluyor mesela, evlat çok ağlıyor, üzülüyor. Anne baba dayanamıyor, kıyamıyor. Tamam, o zaman biz fedakarlık yapalım. Evlilik alalım diyorlar ya da ne bileyim neyse. Çocuk mutlu oluyor ama oradaki aslında işlenen gerginlik, o huzursuzluk, o devam edecek olan kavgalar. Çünkü abi çocuğun öyle ya da böyle evde sevgiyle büyümesi lazım arkadaşlar. O evde sevgi olmalı. O çocuk annesini babasını izleyerek ilişki öğreniyor. Annesi babasını hissederek anlıyor bazı şeyleri. Bunlar koptuğu zaman o çocuk da tam olamıyor ki. Yani eksik kalıyor bir yerlerde. O yüzden o ilişkilerde her anne baba kavga ediyordur değil mi? Yani ben çok nadir duyarım. Biz hiç kavga etmedik, biz hiç gerilmedik, biz hiç tartışmadık. Bunlar çok normal ama eğer şiddetli kavgalara, geçimsizliklere dönmüşse, daha farklı farklı mevzular varsa o evde huzur kolay kolay olmaz. O huzursuzluk da çocuğa yansır. O yüzden o ayrılık belki daha iyidir. Ama ayrılık sonrası da tabii anne babanın iyi dengeyi kurması lazım yani hani. Böyle hırslara falan dönüyor. Çocuğumu göstermemler, bilmemler falan oluyor. Tabii bunlar da üzücü şeyler. Keşke yaşanmasa. Keşke anneler babalar çocuklarını yaptığı andan itibaren kendi kişisel egolarını, kendi hislerini hep bir ikinci plana atabilseler ama onlar da insan günün sonunda
Hayat zor baba ya. İnsanların neler yaşadığını kestiremiyoruz. Yani şu an beni dinleyen ama kafasında o ben de durumu bir bilsen, o bizdeki olayları bir bilsen diyen onlarca yüzlerce insan vardır. O yüzden genelleme yaparken çok dikkat ederek konuşuyorum fark ettiyseniz. Nefret ediyorum aşkın bu kadar dile düşmesinden. Aşk yaşadığınızı zannedip evlenip bir de ürüyorsunuz demiş ama çocuklara oluyor. Ya bu çok kontrol edilebilir bir şey değil be Adanalı. Yani evet diyoruz bir noktada herkes birbirini tanısın iyi anlasın falan ama evlendikten sonra da bazen hani anladığımızı düşündüğümüz şekilde de böyle olamıyor biliyor demek ama genellemeye bakarsan evet haklısın. Ben de aynı fikirdeyim. Nerede oğlum evlilik bir dakika ya. Hemen konuklarımı alıyorum. Konumuz evlilik. Ya keşke böyle yayınlar yapabilsek bu arada ya. Hani goy goy moy goy gerik. Bak hepiniz geleceğin anneleri babalarısınız ha. Hepiniz aşklar yaşıyorsunuz. Genç arkadaşlarıma söylüyorum. Evlenmek istiyorsunuz. Evleneceksiniz. Çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Belki bunları konuşabileceğiniz olabilir. Bu da bir ayıp değil. Belki bunları konuşabileceğiniz abileriniz, ablalarınız, anneleriniz, babalarınız da olmayabilir. Ama bunların olmaması, olmayışı sizin bunları yine bir yerden dinlemeyecek olmanız anlamına gelmiyor. Cümlelerimi ya. Ama anlattım derdimi. Böyle yayınlar yapabilirim yani. Hani çok da hoşuma gider. Çok seviyorum böyle şeyleri konuşmayı. Çünkü çok basit matematikler var aslında. Çok böyle ince çizgiler var. Onlara bağlı kalınca gerisi insan duyguları zaten. Bak kırmızı çizgiler. Kırmızı çizgileri belirlediğinde her işte bu böyle. Geri kalanlarda hatalar olabilir. Ama o kırmızı çizgileri aşmadığında, onları çiğnemediğinde hataların seni öldürmüyor. Sadece böyle hafif hafif hasarlar veriyor sana. Onlar da seni daha dirençli yapıyor zaten. Evlenmeyin abi. Evlenmeyin abi çözüm basit diyor. Ulan bunu yazan da 3 sene sonra. Ah be abi bir aşık olduk. Evlenmeyi düşünmüyordum ama. Şimdi 4 tane çocuğumuz var abi. Hatırlar mısın? Sana yazmıştım chatten diye konuşacak. Bu konudaki düşüncelerimi aktardığıma inanıyorum kardeşimize. Abi ben Eskişehir'de öğrenciyim. 5 parası aylık ödenme oğlum. Bir de böyle bir şey var. Birazcık birinin derdiyle ilgili yorum yaptık mı dertler birikiyor. Böyle eğlenceli başlayan yayınlar şöyle bitiyor bak. Arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz. Ama ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bütün dertler yükleniyor. Hani hayatında böyle dertlerini unutmak için yapıyorsun ya bu işi bir noktada. Hani hem para kazanıyorsun hem dertlerini unutuyorsun. Sen derdini unutmak için geliyorsun. Efkar yayını bir koyuyorsun abi çıkarken. Benimki de dert miymiş lan? Korumsun falan diye herkes birbirine bağırıyor. Hep daha kötüsü geliyor çünkü. 35 dolar mı? İyi yayınlar. Eyvallah Ayfa. Neredensin? Amerika mı? Attın yine bir McDonald's Big Mac parası. Yok pardon orada 5 dolardı. Hay Allah'ım ya. Teşekkür ederim. Kesin. Ben bu chat'tekileri görmüyorum. Bunun farklı bir yolu olmalı. Abi sormam lazım. Benim bildirimlerim açık. Aboneyim de. Herkesin bildirimleri geliyor. Seninki gelmiyor. Sorunu çözemedim. Kaç aydır da yapmam lazım. Senin buraya gelmen için bildirime ihtiyacın yok da ondan. Hissetmen yeterli. Çünkü biz böyle bir tayfayız. Ay ay. Valla Johnny bilmiyorum. Teknik bir arıza vardır. Eskiden konuşmuştuk bunu. Maillere falan bildirim geldiğinde başka yerlerdeki bildirimleri kesiyor. Öyle bir şey olabilir ama diğerlerinki geliyor diyorsun. Bilmiyorum. Ya da Twitch'te bug oluyor falan ne diyeyim. Evet chat hızlı yapacak bir şey yok. Abi keşke tamamını okusaydın harbi mutsuzum düzelemiyorum. Oğlum bir dur lan. Tamam devamı diye bir şey yok ki oğlum. Bak bu 3 cümle alıyor zaten Streamlabs. Chat'teki genç arkadaşların bilgilenmesi gereken konu abi çok güzel konuşuyor helal olsun. Bak bu mesela sığıyor. Bak bir tane daha okuyorum. Selamlar abi. Madem çil video yeni Only Climb olarak işine yarayacak bir video yükledim. Buyur bakarsın çok iyi olur. Bu ara. Bitti. Bu ara dedi kalmış. O chatten para yağıyor lan. Abi keşke sen senin gibi kendi geliştirmiş insanlar böyle tavsiyeler verse. Kralsa estağfurullah oğlum, ben kendim geliştirdiğim için tavsiye vermiyorum. Fikirlerimi aktarıyorum yani. Sen dinlersin. Uyar uymaz. Kafana basar yatar. Onu sen bileceksin. Bu chatte mesajı sabit tutuyor. İyiymiş lan. Çok tehlikeliydi ama.
Ana 10 dakika mı? Paraya göre mi o? Abi komik video aç yüzümüz gülsün. Yok komik video açmayacağım. Seçtim bir sürü. Aralarında komik olan varsa denk geleceğiz. Evet biz de evlendik ve beraber yayın bile yapıyoruz. Çok şükür Allah'a demiş Fatih. Mutluluklar diliyoruz Fatih'cim. Eşine selamlar. Abi İzmir'den selamlar. Dünyada birlik motivasyon videosu yaptım. İzler misin? Motivasyonunuza da şimdi. Bazı da millet ipini koparan motivasyon videosu çekiyor diye. Senin için söylemiyorum bunu daha dinlemedim. Herkesin beyni aktı. Ne ilişkilerin hissiyatı kaldı, ne bir şey kaldı artık böyle bir kadın sana gözünü iki defa kırptıysa bil ki seni aldatıyordur falan. Altında çocuk az ya aldatıyor mu falan deyip kızın ağzına sıçıyor. Diğeri tam tersi falan. Yandı beyinler ya. Kız arkadaşınız Oğlak Burcu mu? Geçmiş olsun. Şu an muhtemelen bir başkasıyla. Abi Oğlak Burcu, çocuğu sus falan yazıyor. O ona inanıyor, o ona inanıyor. Kafa yedi oğlum millet. İzlemeyin oğlum böyle şeyleri. Hayatınızı yaşayın kendiniz. Ya da dinleyecekseniz de harbi bu işin uzmanlarından dinleyin ya. Bir sürü psikologlar var, ünlü adamlar var. Küçük oluyorum ya. 60 euro mu? Oğlum ne oluyor lan? Abi olur da satacağım yurt dışına satacağım vakit. Ben sizin Avrupa kolunuz olurum. Lojistik bakımdan Belçika'da çok iyi konumda. Oğlum sen şu an 60 euro yollayarak zaten benim 15 tane ürünümün maliyetini çıkardın. İşte bak donate muhabbeti yaptıkça oluyor bunlar. Donate muhabbetini hiç yapmayan bir yayıncı olduğum için bana donate gelmiyor. Alışık değilim. Of. O. Pıykırıt. TV Dambi. Abim bir ara ekibi topla. Fein Agro Guzguz falan yapıver. Tamam. Selamlar abi yayınlar. Eyvallah Ayfa. Bunlar nereye geliyor lan? Oğlum bunları acaba Twitch mi alıyor? Ben hiç bilmiyorum. Buraya bu ne bu? Bu bit sistemi gibi ya da abonelik gibi mi yazıyor bunlar? Herkes farklı para birimiyle bir şeyler yolluyor. Sırf yurt dışı yolluyor zaten. Baksana memlekette nasıl para kalmadıysa bizim insanımızda. Sadece Belçika'dan, Almanya'dan, yok işte bilmem nereden. Farkındasınız değil mi? Ya atmasın Türkler zaten de. Ha bir tane 250 TL geldi. Azermen. O da zaten dün 1.000 lira kazandı burada. Tukan abi dün çok teşekkür ederim. Sabah kadar sevinçten uyanmadım. Senin canını yerim ya. İşe gittim. Herkes çok güzel destekledi. Senin için özel video çektim. Azerman. Azerman. Hemen açıyorum kardeşim. Ne demek? Mutlu olduysan ne mutlu. Ben çok bu konularda sömürüldüğüm için eskisi kadar bu tip şeyleri yapmıyorum. Ama yaptığım zaman da çok mutlu oluyorum. Mesela eskiden insanlara host atardık. Her yayın sonu birilerine giderdik. 3.000 kişi, 10.000 kişi, 15.000 kişi ve o insanlar çok mutlu olurdu. Şimdi birini host atmaya korkuyoruz. Neden? Çünkü herhangi birini desteklediğinde, herhangi bir kadın yayıncı, erkek yayıncı fark etmeden host attığın zaman güzel insanlar gidiyor, selamını veriyor. Geriye sadece 300-500 tane toksik kalıyor ve iğrenç şeyler yazıyorlar. Onlar yüksek ihtimal benim haterlarım oluyor zaten. Ve de neye dönüyor bu? O insanın bütün motivasyonunu ağzına sıçıyor. Yani iyi hissediyor. Hayatının en büyük mutluluğunu yaşıyor. Çünkü emek harcıyor orada. Bir destek alıyor. Sonra o desteği alıyorlar böyle haşırt diye geri iade ediyorlar. Küfür edeni, yollayanı, bilmem ne yollayanı. Sonra orada kavga çıkıyor. Düzgün insanlarla bozuk insanlar arasında. Kimse o yayıncıyla odaklanmıyor. Herkes birbirinin derdine düşüyor. Mesela ondan bile soğuttular bizi anladın mı? Düşünebiliyor musun? Birilerine destek bile olamıyorsun. Sus boş yapma yazanlar var ya şu an mesela. İşte o tarz geri zekalı haberler yüzünden bir şey yapamaz olduk. Bunun keşke bir çözümü olsa mesela. Hani bana o an benim bütün mod ekibime bir anda 20 tane modluk verse o yayıncı bak koyarız. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? Bize Twitch bir yetki verecek. Birini banladığımızda bütün kanallardan perma banı biz atabiliriz. Yok o yetki çok kötüye sömürülür. Ben belki mümkün olduğu kadar ayarını tuttururum ama çok kötü ya. Yani birine destek atmak bile artık günümüz sosyal medyasında çok zor. Ama çok da güzel insanlar var. Ama o %70'lik çok güzel insanların yanında %30'luk etkisi daha büyük oluyor. Çünkü karşı tarafı görüyorsun böyle. Hani şey oluyor adam. Mutluyken bir yandan da chat'tekileri okuyor mesela yolluyorlar. Ya arkadaşlar yollamasınız mı onu? Durun ne yapacağını bilemiyor falan. O an ben nasıl utanıyorum biliyor musunuz? Ve biliyorum o herif beni seven bir adam değil yani ama nasıl utanıyorum orada böyle? Ya yanına ışınlanasım geliyor. Dur kanka. Çekil sen bir köşeye. Ulan
koduklarım deyip benim böyle üstlenesim geliyor da. Ama yapamıyorsun. AZN ne? Ya bu ne para birimiydi ya? Yazın hemen Google'a. Abi arayüz tasarımcısıyım. Yer varsa aranızda dahil olmak isterim. Eyvallah kardeşim. Daha ihtiyacımız yok ama olursa ben sana ulaşırım. Gece uyurken ve yemek yerken çok... Evet, çok dönüyor bu. Yani yayın içeriğim içeriği değil. Ben de yani sokakta karşılaştığım insanların genelde bana... Daha geçen gün hastanedeyken 3-5 kişiyle konuştuk. Hatta iki tane sağlam limon tayfacı. Çiftler bir de sevgili olmuşlar. Gençler de böyle. Çok tatlılardı, selam olsun. Abi şöyle takıyorlar kulağa. Uyuyorlarmış. Ulan dedim benim kulağıma benim sesim fısıldasa ananı diyeyim iktir git derim yani. Nasıl oluyor lan bu dedim. Yok abi dedi pamuk gibi oluyor yani. Alıştık ona 3-5 yıldır dinleye dinleye. Allah Allah falan diyorum. Ediyorum mesela ben böyle seçiyorum, video seçiyorum, oyun oynuyorum. Hiçbir önemi yok abi sesin oradan geliyor yetiyor bize falan diyorlar. Rahatladım öyle duyunca. İyi geldi iyi dedim o zaman ben yapay zekayı bir gün bir çakar koyayım bakar gider. Ve gerçekten de Abi umarım iyisindir. Yayından sonra bana özel olarak ulaşma şansı var mı? Çünkü yorgunum. Çok yorgunum be abi. Arkadaşlar böyle bir hizmeti 500 liraya vermiyoruz. Manyak mısın? Bak. Abi çok psikolojim bozuluyor böyle. Joniler. Benim hepinizle tek tek konuşma şansım var mı? Yok. Emin ol sen gibi çok kişi bana mesaj atıyor. Emin ol çok böyle kişiyle konuştum ben. Sonunda kıçıma 4090 sokmaya çalışan bile oldu. Bakın. Ben ancak genelleme yaparak ve ortalama sıkıntılarla ilgili yorum yapabiliyorum. Ama size özelden ulaşmam. Ya bu bir büyüklük değil, erdemlik değil. Bana yazanlar oluyor abi ara be. Oğlum ben şey değilim ki. Hani böyle götü kalkmış ne arayacağım lan ne alakası. Öyle bir adam değilim ki zaten yıllarca ben bunu yaptım. Ama artık olmuyor. Anladın mı? Olmuyor olmuyor. Keşke hepinizle konuşabilsem. Keşke hepinizin uzun uzun mektuplarına, maillerine cevap verebilsem. Böyle bir mesai dünya üzerinde yok ki. Gözünüzü seveyim yani üzgünlüğünüzü vesaireyi size ulaşarak değil de mesela buraya yaz. Konuşabiliyorsak hep beraber konuşalım. Ama bir noktadan sonra da şeye dönüyor bu. Benim de bir derdim var abi. Ne derdim var abi vallahi. Taşaklarımın kılları küçücük çıkıyor abi falana dönüyor. İllallah ediyorsun. Diyorsun ki tamam ya boku çıktı bu işin de artık susuyorum diyorsun. Orada senin gibi çok dert edenlere olan oluyor. Çok kalabalığız oğlum. Keşke 5 kişi olsak da. Bir de bunu yaparken de bakın ben yemin ediyorum size bunu çok net söyleyebilirim. Bunu donate'le yapmayın zaten. Bazı arkadaşlarda bunlar yaşanıyor görüyorum. Böyle yüksek meblağ donate attıklarında vesaire yani birebir de muhatap olunacağı sanılıyor ama benim 6 yıllık yayıncılık tarihimde böyle bir davranışım olmadı. Cebimde 300 lira varken de olmadı. Param varken de olmayacak. Bu sizi üzer, paranız sizde kalsın. Gerçek onun yerine buraya onu atacağına git bir psikologdan mesela 2 tane seans alsan aslan gibi bilmiyorum ne kadar ücretleri ama çok daha iyi hissedersin. Öyle yani. Aa, üzülüyorum oğlum işte yani sorumluluk yükleniyor bana otomatik. Ya, manyak mısın falan diyemiyorum. Çünkü adamın bir derdi var ya. Yani. Keşke elimden bir şey gelse. Hadi. Biz buraya kafa dağıtmaya geldik. Sen de kardeşim gel kafanı dağıt. Kimdi o en son S.Y. miydi? Sincap. Gel kardeşim unut dertlerini bir 200 saat. Otur şuraya videomuzu izleyelim makarımıza bakalım. Ondan sonra da konu başlıklarını belirler. Hala söz verip de yapamadığımız efkar yayınımızı bir gün yapalım da bari içimiz dert dolsun yani. Ama paylaşınca da o dert azalıyor zaten. Evet. Rock around the clock.